işte Dersim'den başlayan işte Hoçkiri, o hat üzerinde, o veya hak coğrafyası dediğimiz bölgeye biz bunu taşımak istiyoruz. Bazı bölgelerde işte Pazarcık'la ilgili mesela şu anda biz şöbe çalışması yapıyoruz. Aynı şekilde Küreç bölgesinde de bir şöbe açılışı ile ilgili bir çalışmamız var. İçmener köyü, Pazarcık'ta İçmener'de o böyle bir şöbe çalışması olacak. Hem bunun şöyle bir faydası da bize olacak. Yani biz eş güdüm şeklinde diyelim ki başka bölgelerde işte Erzincan'da eğer bir kooperatif varsa mesela diyelim ki bu nedir? İşte Erzincan peyniridir. Bunlarla dayanışma içinde olmak ya da işte Bingöl'de nedir? İşte Bingöl'ün ballı meşhurdur. Bunlarla dayanışma içinde olup hem üyelerimizin hem mensuplarımızın daha ucuz, daha organik böyle ve daha düşük ücretle sahip olacak şekilde bir çalışma faaliyeti içerisinde olmayı düşünüyoruz. Gülten Kışanağ'ın dediği gibi bizim köklerimiz o toprakların ta derinliklerindedir. Bundan dolayı biz bir arayış içerisine girdik. Biz nasıl tekrar bir araya gelebiliriz? O coğrafya adeta insansızlaştı, viraneye döndü. Bu kadar ki köklerimizden koparıldık. Her türlü asimle sonra karşı çıktık. Her türlü asimle sonra maruz kaldık. Demin Mehmet Kömür demişti. Yaşamı yeni de inşa ya da yaşayı kooperatif ismi adı sözüdür. Arkadaşlar dile getirdi. Ah zaman iman her şey namaz. Bizler ne toprak kaldı, ne dil kaldı, ne de kültür kaldı. Bizim amacımız başlatmış olduğumuz çalışmalar bölgenin ekonomik olarak altyapısını oluşturmak ve bölgede tekrar yeniden bir yaşamı yeniden inşa etmektir. Bu sadece 3-5 köyüne değil Maraş'la da ilgili değildir. Biz real coğrafyasını esas alacağız. Çalışmalarımızı ona göre yaygınlaştıracağız. Yaşamı yeniden inşa etmek mevcut olanın alternatifini yaratmaktır. Biz şu an bulunan yönetim biçiminde biz muzdaribiz. Biz itiraz ediyoruz. Çünkü bir asimilasyon bize dayatılmıştır. Bize coğrafyamız boşaltılmak istedir. Demografik yapı değiştirildi. Burada birçok Arap getirip yerleştirildi. IŞİD'in uzantıları olan Maraş'ın tam göbeğine oraya Pazarca yetişti, yerleştirildi. Şayet bizler bunu başaramazsak gerçekten biz kaybolacağız. Örneğin işte geçen gün Kürecik bölgesi adeta bizim hafızamız göletlerin altında bırakılmak isteniyor. Bu bir hafızayı silmedir. Bu kültürü silmedir. Bundan dolayı başlatmış olduğumuz bu çalışma her geçen gün büyüyerek devam ediyor ve biz uç yapmış çalışmadan sonra da kooperatifleşmenin artık kaçınılmaz olduğunu, artık kooperatifleşerek aslında sadece bir tüccar mantığıyla değil, tarım ve hayvancılık yapanların güç birliğine giderek, Mehmet arkadaşımız da anlattı, güç birliğine giderek marketleşmeyi ve kendisini kapitalist sisteme karşı savunmanın tek yolu birlikte güç birliğine gitmektir.